30 dakikadan herkese merhaba efendim. Hemen bir bağlantımız var, onu gerçekleştirelim. Ardından da hem turizm üzerine konuşacağız hem de ticari arabulucular üzerine, buluculuk üzerine konuşacağız. Bugün 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi gerçekleşiyor. Arkadaşımız Burak Karagöz orada. Burak hoş geldin. Yanında da konuğu Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu İbrahim Öztop var. Sözü size bırakıyoruz Burak. Gözde teşekkürler. Senin de söylediğin gibi bugünkü kongre yoğun bir katılımla başladı. Tüm piyasanın tüm oyuncuları, önde gelen isimleri, hükümet düzeyinde de en üst düzey isimler buradaydı. Hazine Bakanı'nın önemli açıklamaları oldu. Ben de hemen İbrahim Bey'e soracağım. Efendim bu kadar yoğun bilgi bekliyor muydunuz? Bekliyorduk çünkü çok uzun zamandan beri bu kongreyi yapmayı planlıyorduk. Bir hasret kalmıştık aslında birbirimize. Geçen sene yapmış olduğumuz, bu sene 6.sı ama geçen sene yapmış olduğumuz hibritti. Biraz daha kısıtlıydı. Bu sene ise hem fiziki katılım oldu hem de hibrit oldu. Katılım sayımız da çok iyi. Hem öğrenciler, hem yatırımcılar, hem piyasadaki bütün paydaşlar burada. Dolayısıyla çok mutluyuz böyle bir katılımdan. Şimdi bu kongrenin Türkiye'deki sermaye piyasaları açısından önemine vurgu yapacak olursak neleri ön plana çıkarmak lazım? Şöyle ki bizim özellikle temamız önemli. Bu temaya çok önem veriyoruz çünkü hakikaten gelecek bizim için önemli burada. Burada bu geleceği de üçe böldük. Bir, hakikaten günün sonunda sürdürülebilir bir dünya için geleceğe yatırımını yapmamız lazım. Bu birinci konumuz. İki, dijitalleşme önemli bir konu. Dijitalleşme geleceğin şekillendirecek. Üçüncü konu ise malumunuz sermaye piyasalarımız ve ekonominin geleceği. Dolayısıyla bu 3 tane ana tema altında 15 tane panelimiz var. Buna ilaveten 15 tane de eğitimimiz var. Aynı gün içerisinde ücretsiz panelistlerimizi dinleyecekler. Ayrıca eğitimlerinden faydalanabilecekler. Bunu hem web üzerinden yapabiliyoruz hem fiziki yapabiliyoruz. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir buluşma alanı, platformu. Birebir görüşmelerimiz de var. B2B görüşmelerimiz de var. Burada bunu da organize ettik. Dolayısıyla biz bir güne sığdırmaya çalıştık ama çok yoğun bilgi var. Bunun için de çok mutluyuz. Şimdi Türkiye'de sermaye piyasaların neredeyse 40 yılı doldu değil mi? Evet. Peki gelinen noktayı nasıl değerlendirmek lazım? Tabii daha çok gidecek yolumuz olduğu aşikar. Özellikle şu anda örneğin dijital varlıkları konuşuyoruz. Bugün örneğin ana konuşmacımız şu anda konuşuyor. Kendisi blockchain konusunda uzman. Daha sonra yine robotların konusunda uzman olan Tansu Yeğen konuşacak. Şimdi Alex Terscott konuşuyor. Dolayısıyla aslında daha çok örneğin dijital varlıklar çıktı. Dijital varlıklar bundan yaklaşık 5 yıl önce, 10 yıl evvel yoktu. Şimdi dijital varlıklar ciddi bir şekilde konuşulmaya başlandı. Tabii şirketlerin ihtiyaçları bitmiyor. Şirketlerin özellikle sermaye piyasalarından fonlanmasını çok önemsiyoruz. Bizim ülkemizin daha gidecek çok yolun olduğunu düşünüyoruz. Bugün konuşmamın başında ifade etmiştim aslında. Halka açık olan şirketlere baktığınız zaman daha Borsa İstanbul'dan 1000 en büyük Borsa İstanbul'da şu anda İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 1000 şirketine baktığınız zaman daha 100'ü borsada kote değil. Şu anda 482 tane şirketimiz halka açık ama daha çok gidecek yolumuz var. Bu bir. İkincisi, yatırımcı sayısında çok güzel bir artış elde ettik. Yaklaşık 3.3 milyon kişi. Bunu korumamız gerekiyor. Bunun yaklaşık 1.7 milyon kişisi fiilen düzenli olarak yatırım yapan insanlar, aktif yatırımcı sayısı. Bunu da muhafaza etmemiz lazım. Büyüklüklere baktığımız zaman büyüklüklerimizde de daha çok yerimiz var. Ama bugün Bakan Bey'in de işaret etmiş olduğu üzere gayri safi milli hasılamıza baktığımız zaman daha gelişmekte olan gelişmiş olan ülkelere nazaran daha çok gidecek yolumuzun olduğu aşikar. Yeni ürün geliştirmemiz gerekiyor. Bunları özellikle sektöre, reel sektöre sunmamız gerekiyor ki özellikle konvansiyonel finansal araçlardan ziyade sermaye piyasası araçlarını kullanabilsinler ve özellikle fonlamalarını bu şekilde farklılaştırsınlar. Şimdi İbrahim Bey biraz anlattınız ama biraz daha açmak istiyorum ben. Finansın ötesi, dünyanın geleceğine yatırım. Aslında evet. Ana tema bu. Evet. Şimdi bu aslında çok geniş bir kavram. Biraz anlatır mısınız? Ben memnuniyetle. Aslında biz pandemi döneminde bunu çok net bir şekilde yaşadık. Yani şu anda bizim özellikle aracı kurumlarımız, portföy yönetim şirketlerimiz bizim dijitalleşmeyi, teknolojiyi çok iyi kullandılar ve biz pandemi döneminde özellikle yatırımcılara çok iyi ulaşabildik ve yatırımcılarımız da teveccüh gösterdiler borsaya, ciddi bir ilgi gösterdiler. Tabii ki mevcut diğer yatırım araçlarındaki durum da bunu etkiledi ama sonuçta insanların çok rahat bir şekilde yatırım yapabildiği bir ortamı yaşıyoruz. Dolayısıyla gelecek, dijital gelecek bizim için çok önemli bir konu. Burada mümkün mertebe yatırımcılarımızın daha güvenilir, daha kolay yatırım yapabilmelerine olanak sağlamamız gerekiyor. Yatırımcılarımızın korunması ve bilinçlendirilmesi de yine aynı şekilde dijital, gerek dijital gelecek için, gerek sürdürülebilir gelecek için çok önemli. Çünkü sonuçta yatırım kararı önemli bir karardır. Bu kararı alırken de mümkün mertebe
sadece duyumlardan ziyade değil de sosyal medyayı kullanan duyumlardan ziyade değil de gerçek hakikaten analitik analizini yapmış olan özellikle sermaye piyasası uzmanlarımızdan, yatırım danışmanlığı uzmanlarından bunları almaları lazım. Profesyonel kuruluşlardan ve danışmanlardan bunları almaları lazım, bu hizmeti almaları lazım. Şayet finansal okuryazarlık da bunun bir diğer konusu. O yüzden biz baktığımız zaman geleceği sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için bu konuyu çok önemsiyoruz. Bizim için fiilen tabii ki dijitalleşmeyi, teknolojiyi kullanacağız ki yatırımcılarımızı bilinçlendireceğiz, koruyacağız onları. Onlar da bu hem onlara kolay yatırım yaptırmış olacağız hem de çok bilinçlendirerek iyi yatırım yapmalarına olanak sağlayacağız. Şimdi Rami abi aslında Türkiye'deki bu konudaki dijitalleşme süreci çok hızlı gidiyor gibi gözüküyor. Özellikle birçok bankamızın teknik altyapısı dünyadaki birçok bankadan çok daha üstün pozisyonda. Kurumlar için neler söyleyeceksiniz? Şöyle kurumlarımız bunlara ilgili aslında çok iyi yatırım yaptılar. Yani biz pandemi döneminde kesintisiz bir şekilde gerek Borsa İstanbul, gerekse otoriteler, gerekse aracı kuruluşlar, paydaşlar, herkes pandemi döneminde inanılmaz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde hizmet verebildiler. Bu çok önemli bir şeydi. Daha sonra hesap açılışları konusunda çok önemli bir mesafe kat ettik. Malumunuz artık uzaktan hesap açılabiliyor. Bu çok önemli bir konuydu bizim için. Bunu da sağlamış olduk. Bu konuda özellikle devletimizin vermiş olduğu desteğe teşekkür ediyoruz. Akabinde bunu hala da yatırım yapmaları gerekiyor teknolojiye. Çünkü sadece bankalarımız değil, aracı kuruluşlarımız da, portföy yönetim şirketlerimiz de bu dönemden faydalanmış oldular. İşlem hacimleri gayet iyi. Bu anlamda mevcut baktığınız zaman mali tablolarına gayet iyi para kazandılar. Dolayısıyla biz de onların özellikle teknolojiye yatırım yapmalarını istiyoruz. İnsan kaynağına yatırım yapmalarını istiyoruz ki yatırımcılarımıza daha iyi hizmet verebilelim. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Kongre ne kadar devam edecek ve nasıl katılımcılar bekliyorsunuz? Kongre bir gün boyunca sürecek. Ve şu anda ücretsiz olarak gerek fiziki gerekse online yapabiliyoruz. Dolayısıyla çevrim içi de faydalanabilecekler. Şu anda gerek sizin kanalınızdan gerekse bizim YouTube kanalımızdan hem eğitimlerimizi hem de panelleri izleyebiliyorlar. Ayrıca kongre bittikten sonra da panellerimize ve eğitimlerimize normalde ulaşabilecekler. Dolayısıyla böyle bir hizmeti de sunuyoruz. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. İnşallah istediğiniz gibi geçer. Gözde söz tekrar sende. Burak çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdi Sururi Çorabatır'ı ağırlayacağız. Cüfet Başkanı, hoş geldiniz yayına. İyi yayınlar diliyorum Gözde. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi özellikle tabii artık böyle yılı tamamlamaya hazırlanıyoruz. Az bir süre kaldı. Dolayısıyla 2022'yi genel anlamıyla bir değerlendirelim. Yani turizm açısından nasıl bir seneydi? Memnun kaldı mı turizmciler? Biraz sizden dinleyelim. Tabii çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Öncelikle biliyorsunuz malumunuz 2022, 2020-21'den sonra pandemiden sonra 2019 rakamlarını yakalayacağımız bir yıl olarak hedeflediğimiz bir yıldı. Ama malumunuz Rusya-Ukrayna çatışması sebebiyle sezonun başında bir anda biz turizmciler olarak özellikle ana pazarımız olan iki pazarda bu çatışmadan dolayı belki rezervasyon kaybına uğrayacağız kaygısıyla biraz moralimiz bozulmuştu ama hem kriz yönetiminde hem bu Rusya-Ukrayna ilişkilerinde devletimizin yaptığı diplomatik ilişkilerle bunun da bize pozitife döneceğini biliyorduk. Zaten bu konuda biz turizmciler olarak hazırdık. 2022'nin başlangıcı iyi geçmeye başlamıştı. Rezervasyonlar iyi geliyordu ama sezon ortasına doğru bu rezervasyonlar daha iyi olmaya başladı. Bunun yanında işte 2022 yılı sonunda 3 kere hedeflerimizi revize ettik Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte. 47 milyon misafir, 44 milyar dolar bir turizm gelirine yıl sonu itibarıyla erişmiş olacağız. Aslında burada hep biz bunları söylüyoruz ama ben 3-4 tane daha buraya katkıda bulunmak istiyorum. Bir kere kişi sayısıyla ve gelir sayımızın artmasıyla birlikte ve diğer rakiplerimizi geride bırakmamızla birlikte bu arada kişi başı gelir sayılarımız gelirimiz artmaya başladı. Yani 647 dolar olan bizim kişi başı gelirimiz bu dönemde 830 dolara yükseldi. Bu çok önemli. Yani kişi sayısı ve toplam gelire katkı olarak. Buna sebep olarak neyi sayabiliriz sizce? Yani hani biliyorsunuz son zamanlarda özellikle farklı analizler de yapılıyor. Şimdi şöyle profilinin değişmesi mi diyelim, ülkelerin biraz daha farklılaşması mı, nasıl okuyabiliriz? Çok önemli bir konuya değindiniz. Ben de tam onu söylüyordum. Bir kere İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı'nın verdiği avantajla birlikte ülke tercihleri ve rezervasyon aldığımız ülkeler daha fazlalaşmaya başladı bu dönemde.
ayrı ayrı bölgelere geliyor. Ayrı ayrı bölgelerde biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafı bir turizm şehri, turizm ilçesi. Bu bakımdan ayrı ayrı fiyat kaliteleri de oluşmaya başladı. Ege bölgesinin artı bir değeri oldu. İstanbul burada çok büyük katkıda bulundu. Antalya öyle, Kapadokya öyle. Ticaret hacminin başlamasıyla işte Antep, Denizli, bu bölgeler, Karadeniz bölgesi yoğun rezervasyon almaya başlamıştı. Bu da bizim kişi başı gelirimizin artmasına sebep oldu. Aynı zamanda da total, bu biraz önce bahsettiğim 44 milyar dolara ek katkıda bulundu. Ayrıca bunun yanında özellikle Akdeniz bölgesinde sezonun uzaması bir avantaj oldu. Tabii malumunuz bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi hizmet fiyat kalite dengemiz. Bir de bu arada tabii pandemi döneminde turizm geliştirme ajansı olarak pazar çeşitliliğini arttırdık. Yani dünyada doğumuzdan batımıza kadar, yani bir tarafta işte Uzak Doğu, diğer tarafta Amerika kıtası olarak alırsak kuzeyimizle güneyimizle birlikte çok önemli tanıtım çalışmaları yapıldı. Ülkenin tanıtım destinasyon olarak, marka olarak tanıtılması çok önemliydi. Ondan sonra da Türkiye içine yayılmaya başladı. Bu tabii bu hem gelirimizi hem kişi sayımızı etkiledi. Peki sezon uzadı dediniz. Doluluk oranları nedir şu anda güney sahillerinde özellikle? Güney sahillerinde geçen hafta bizim yine bir resort kongremiz vardı. Mesela Lara Kundu bölgesi, Belek bölgesi. Turizmin içinde burada kendi arasında bölgesel farklılık göstermekle bir de çeşitlilik bakımından fark göstermeye başladı. Neden? Kongreler, spor turizmi, ondan sonra tekrar burada düzenlenen işte bu tıbbi kongreler. Bunlar olumlu yönde etkilemeye başladı. Belki piyasanın dikkatini çekiyor mu bilmiyorum bizi izleyen seyircilerimizin. Bisiklet turizmi çok Akdeniz bölgesinde artmaya başladı. Tabii bunun yanında İstanbul ve Antalya bölgesinde özellikle biz bunu da çok yakından işlemeye başlıyoruz artık, sağlık turizmi İstanbul için. Bunların hepsi etken oluyor. Yani Antalya'daki sezonun uzaması, havaların iyi gitmesi, tercih edilebilirlik, bu kongrelerle birlikte yine yurt dışı misafirlerimizin talep göstermesi, Almanya'dan gelen, işte Hollanda'dan, Belçika'dan gelen, ki bunlar bizim eski müşterilerimiz, bu bölgeye ağırlık kazandırırken İstanbul'da da böyle bir sağlık turizmiyle ve şehir turizminin hareketlenmesi, ticaret hacminin hareketlenmesiyle birlikte İstanbul'da da bu doluluk devam ediyor. Evet, peki önümüzdeki döneme ilişkin tabii beklentileri konuşmak için çok erken. Yani hem seçim süreci var hem dünyadaki belirsizlikler de devam ediyor. O yüzden hani şunu sormak istiyorum sadece. 2022'ye baktığınız zaman 2019'la isterseniz kıyaslayalım. Çünkü araya pandemi yılları girdi. 2019'u yakaladık diyebiliyor muyuz? Tabii bizim bu rakamlarla 2019'un üstüne çıkacağız. Hemen ben sizin bu sorunuzun hani gelecek sene için biraz tabii siz de çok haklısınız. Yani yarın sabah ya da bir ay sonra dünyadaki olayların nasıl gelişeceğini artık takip edemez olduk. Yani bir öngörümüz kalmadı artık. Ticarette de bizde de diğer kuruluşlarda da sanayi şirketlerinde de. Ama bizim şöyle söyleyeyim hemen buradan seyircilerimize de bu mutlu haberi vermek istiyorum. Hem İngiltere fuarı vardı Kasım ayında. Bu önemli belirleyici olan kritik fuarlardan bir tanesidir. Ki bu sene bizde çok iyi 3 milyona yakın misafir ağırlıyoruz ülkemizde İngiltere'den. Çok iyi bir artış gösterdik. Mesela oradaki aldığımız ilk taleplere göre ve ön satışlara göre Türkiye'nin gelecek sene bu pazardan %15 ile 20'lik bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanında hemen akabinde yine geçen hafta burada Almanya'daki bir turizm dergisinin düzenlediği çok büyük bir organizasyon vardı ve bu da Türkiye'ye 3 milyondan fazla misafir getiren 5 tane büyük tur operatörümüzün CEO'larının katıldığı bir toplantıydı. Sayın Bakanımız da buraya geldi. Biz onlarla birlikte bir toplantı yaptık Alman seyahat bu tur operatörleriyle. O yaptığımız toplantıda da aldığımız ilk rezervasyonlar, kendi üyelerimizle de arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda ilk rezervasyonlar da yine burada bir %10-15'lik bir artışı görüyoruz. Bunlar sevindirici olacak. Yani 2019'u 2022'de 2022'de 2023'de geçeceğimizi şu anda hissediyoruz ama dediğiniz gibi
dünyanın koşulları bunu belirleyecektir. Kesinlikle Seyahat. Öyle ama şimdi bir de tabii turizmciler için farklı varsayımlar var önümüzde. Özellikle işte biliyorsunuz her şey dahil sistemlerinde bir revizyona gidilmeli mi? Ya da büfelerde çok fazla ziyan olabiliyor. Bununla ilgili olarak nasıl bir düzenleme olmalı diye tartışmalar yaşanıyor. Beklentiniz nedir ya da olması gereken nedir size göre, bir öneriniz var mı? Şimdi tabii her şey dahil biliyorsunuz biraz önce söyledim. Türkiye çok önemli bir turizm destinasyonu. Farklılıklar gösteren, farklı hizmetler verebilen bir yapıya sahibiz. Yani çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu bizim için çok büyük şans. Her şey dahil sistem özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki otellerimiz için hakikaten bir avantaj olmuştur. Ama biz turizmciler olarak, ki bunun hem çıkartanlardan hem takip edenlerden bir kişi olarak, ben de bir sektör temsilcisi olarak, bu her şey dahille ilgili sistemin güncellenmesi taraftarıyız. Yani bununla ilgili de hem biz hem alt derneklerimiz önemli çalışmalar yapıyor. Ama yarın kalkar, yarın kalkacak diye bir şey söylemek, böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu bir karşılıklı arz talep ilişkisine dayanan ve bunu çok iyi kullanan bir ülkeyiz biz. Sizin değindiğiniz burada her şey dahilin israfla ilgili kısmı var. Bu da bizim yakından dikkatimizi çekiyor. Malumunuz sizin programlarınızdan da çok yakından takip ediyorum. İklim değişikliği, ondan sonra dijital yeşil enerji, ondan sonra bunlar çok önemli olmaya başladı. Evet. Biz de iklim değişikliğiyle ilgili alacağımız kıstaslarla birlikte sıfır atık, özellikle israfı önlemek, birçok dünyada insanların ulaşamadığı yiyeceğe, ulaşamadığı içeceğe, ulaşamadığı bölgeler var. Biz de bunları düşünerek çok hassas düşünüyoruz. Her şey dahil bu bakımdan da biraz güncellenmesi ve kontrol altına alınması için standartlarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte çalışacağız. Ondan sonra gerekli düzenlemeleri yapıp hizmete devam edeceğiz. Bir istişare olursa tabii daha sizin için faydalı olur diye algılıyorum ben. Öyle söylediklerinizden çok çok teşekkür ediyorum Sururi Bey. Katkılarınız için. Umut Metin'e hemen dönelim. Süremiz biraz kısıtlı. Global Business Lawyers Alliance Başkanı, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ticari itilaflar tabii ki çok fazla gündemde. Dolayısıyla bu ticari arabulucukla ilgili nasıl bir şu anda talep var? Ve tabii ki önerileriniz nedir bu anlamda? Nasıl daha iyi hale gelebilir? Evet, belirttiğiniz gibi ticari uyuşmazlıklarda aslında hızlıca yaratıp hızlıca sorunları geride bırakmak gibi bir ihtiyaç var. Hız para demek. Menfaat demek, kazanç demek. Bu nedenle sorunları hızlı çözmenin yöntemini iş dünyası ısrarla arıyor. Öyle arıyor ki hem iki tarafın menfaatleri birleşsin, hem iki tarafın istekleri oluşsun, hem de ticaret yürüsün isteniyor. Bunu sağlayacak en iyi mekanizma arabuluculuk, özellikle ticari arabuluculuk. Türkiye'de de aslında iş dünyamız arabuluculuğa bir hayli alıştı. Şu an ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı olarak davalardan önce uygulanması yasal olarak zorunlu bir yöntem. Bundan da öte, bırakın davayı, dava hiç olmadan zaten iş dünyası uyuşmazlıkları hem gizlilik nedeniyle hem de tarafların serbest bir şekilde, rahat bir şekilde kendisini ifade edebilme yeteneği olduğu için ısrarla talep ediyor. Ben bu noktada arabulucuya olan ilginin yükseldiğini gözlemliyorum ve tecrübe ediyoruz sürekli olarak. Peki şirketler farkında mı buraya başvurularla ilgili olarak, süreçlerden haberdar mı? Şöyle bir şansımız var. Aslında Türkiye'de ticari arabuluculuktan önce işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk başladı. Bu şeyi tanıttı. İş dünyasına arabuluculuğun nasıl faydalı bir yöntem olduğunu göstermiş oldu. Şimdi o nedenle iş dünyası arabuluculuğun aslında getirdiği faydayı fark etti. Ne getiriyor arabuluculuk? Bakın, sırları koruyor. Bakın ne sağlıyor? Eğer arabuluculuk varsa anlaşılan konularda dava olmuyor. Taraflar birbirlerini kaybetmiyorlar. El sıkışıyorlar. Bunlar çok önemli. Bakın, bir davayı kazandığında kişi dava açarsa ne oluyor? Davayı kazansa da karşı tarafı mutlaka kaybediyor. Çünkü bir taraf kazanan, bir taraf kaybeden oluyor. Arabuluculukta ise kazan kazan prensibi var. Yani iki taraf kendisini kazanmış olarak hissetmediği sürece bir anlaşma doğamıyor. Bu noktada aslında şirketler,
ticaret dünyası arabuluculuğa ısrarla ilerliyor, isteyerek ilerliyor. Hem yabancılarla olan diyaloglarda arabuluculuk uygulanıyor, hem yerel olarak Türk şirketler arasının kendi içerisindeki sorunlarında arabuluculuk uygulanıyor. Bu haliyle her geçen gün arabuluculuğa ilginin yükseldiğini çok rahat bir şekilde gözlemliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Ederim. Avukat çok... Umut Metin'i ağırladık efendim. 30 dakikaya burada noktalıyoruz. Saat 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.